Her Fırat'ta gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz İlk Adımlar Anaokulu Kurucu Müdiresi Asiye Arıkan. Sayın Arıkan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Güzel davetiniz, sıcak karşılamanız, güzel ortamınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Asiye Hocam, siz tanımayan yoktur ama evet. e, bilmeyen izleyicilerimiz adına Asiye Arıkan kimdir? Kısaca bir özgeçmişinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle e, yaptığınız iltifattan dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Yaklaşık 17 yıldır Elazığ'da okul öncesi e, sektöründe hizmet vermekteyim. E, az bir zaman değil, takdir edersiniz ki iğneden ipliğe yaklaşık e, hemen hemen her e, eve, her yuvaya dokunmuşuz diyebilir miyim? Herhalde ki dokundum çünkü sayısız öğrenci yetiştirdim, sayısız bireyi yetiştirdim. E, bunun ayrıca haz mutluluğu da paha biçilemez öncelikle. E, alanım çocuk gelişimi. Yaklaşık dediğim gibi 17 yıldır yapıyorum bu mesleği. Çocukluğumdan beri aslında anneliğimi de işin içerisine katarsak 26 senedir çocuk yetiştiriyorum öyle diyebiliriz. Kurumumda yaklaşık 10 yıldır çocuk üzerine, çocuğun gelişimi üzerine, dil gelişiminden tutun, oyun terapisinden, gelişim aşamalarından, aile rehberliğinden çocuğa dair her şeyi bulabilirsiniz. Ee, çok geniş bir kitleye hitap etmekteyiz. Ee, dolayısıyla e, çocukların Gelişim basamaklarındaki eksikliklerini aksaklıkları doğru bir rehberlikle ailelere yaptığımız güzel çalışmalarla yol göstermekteyiz. Peki, Asiye hocam, eğitim e, her yaşta hiç bitmeyen soluksuz bir süreç aslında. Yani e, eğitimin ilk basamağıdır okul öncesi evet. eğitim. Tabii bu süreçten sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite aslında bir meslek sahibi olduğumuz zaman da öğrenebileceğimiz birçok eğitim alanı yine söz konusu. İlk basamak olan okul öncesi eğitim neden? şarttır. E, çocuğa katkısı nedir? Okul öncesi eğitimin gerekliliği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi öncelikle okul öncesi eğitim, eğitimin birinci basamağıdır ve en temel e, dediğimiz kısım e, birey doğar, yetişir, gelişir ve ölür. Bireyin ilk yetişme aşamasında, doğduktan sonraki ilk yetişme aşamasında biz devreye giriyoruz. Şu an dünya genelinde e, okul öncesi eğitim yüzde %96'lara yükselmiş durumda. E, toplumlar e, bunun farklılığını, gerekliliğini, çocuğun ihtiyacını benimsedikçe birçok dünya ülkesinde de 3 yaşından itibaren artık okul öncesi eğitim zorunlu hale gelmiş durumdadır. Bizim ülkemizde de 5 yaşından itibaren her ne kadar şey yapılsa da başlama zorunluluğu gelse de bilinçli ebeveyn kesimimiz artık çok çok fazla. Annelerimiz araştırıyor, ailelerimiz çocuklarını gelişen ve değişen dünyaya birer bir, kaliteli birer birey yetiştirmek için gerçekten çok ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar. Burada devreye de bizler giriyoruz. Okul öncesi eğitimin gerekliliği, e, bireyin kendisini e, rahat bir şekilde öncelikle ifade edebilme özgürlüğünü katıyor. E, çocuğun yaratıcılığını destekliyor. E, bağımsızlık ihtiyacını karşılıyor. Öz bakım becerilerini karşılamayı öğreniyor. Kendi problemlerini çözme yeteneğini kazanıyor. Çocuk e, karşılaştığı herhangi bir soruna nasıl çözüm e, çözüme ulaştıracak bunu öğrenmiş oluyor. E, okul öncesi eğitim 2 ile 6 yaş arasındaki e, tüm çocukları kapsamaktadır. Tabii 3 yaşına kadar olan kısmımız eee kreş eğitimi kısmımıza girmekte. 3 ile 6 yaş arasında da okul öncesi kısmına girmektedir. 2 ile, şey, 2 ile 6 yaş grubu arasında çocuğun işte sorumluluk alma, öz denetimi, analitik düşünme becerisi, problem çözme, akıl yürütme e, bunları elde edebilmesi için akranlarıyla iletişimde olması şart. Bakın ünlü bir filozof şunu söyler, e, ne yaparsanız yapın. E, çocuğa Söz dinleme kabiliyetini öğretemezseniz eğer, ona hiçbir şey veremezsiniz. E, söz dinleme kabiliyetini çocuk neyle kazanır? Okul öncesinde yapmış olduğu etkinliklerle, çalışmalarla kazanır. Bunlar nelerdir mesela işte? Dramada, santrançta, e, zeka oyunlarında, kodlama eğitimlerinde, efendime söyleyeyim, jimnastikte, balede, tekvando'da, halka, halk oyunlarında çocuğa o kadar fazla uyaran veriliyor ki, çocuk her birisinde hem beyin gelişimi hızlanıyor, hem de çocuğun e, bu alanda yeterliliğini artırma süreci için bir gayret çaba göstermeye başlıyor. Ev içerisinde olduğu zaman bu çocuk nasıl vakit geçirecek? Takdir edersiniz ki ya televizyon ekran başında olacak ya işte telefon, e, tablet. Telefon, tablet aynen söylediğiniz gibi 3T'ye maruz kalan çocuklar zaten e, şu an ...alanımız itibariyle de bayağı e, çalışmaktayız. Özellikle pandemi sonrasında e, çok ciddi anlamda sıkıntılarla karşılaştık. Hemen bir parantez açarak şunu belirteyim. E, 2019 öncesinde e, ülkemizde e, her 10 çocuktan birinde ya da ikisinde rastlanırken... ...otizm ve benzeri uyaran eksikliği, öğrenme güçlüğü çocuklar şu an... E, dünya genelinde bakın sadece Türkiye'de değil dünya genelinde her 10 çocuktan maalesef ki üzülerek belirtiyorum yapılan bu resmi açıklamalara göre 4 çocukta rastlanmaya başladı. Tekrar. Bu çok ciddi bir rakamdır bizim için. Hakikaten bu e, çocuğun ee, gelişimsel olarak, çünkü bunlar milenyum çocukları, bunlar sizin bizim gibi değiller. Bunlar geleceğe hitap edecekler. Bunların e, düşünme becerileri, bunların yorumlamaları, bunların muhakeme güçleri bizden çok çok farklı. E, o donanımda bireyler yetiştirebilmemiz için de çok ciddi anlamda uyarana maruz kalması gerekiyor. Evde kalan çocuk bunu maalesef e, elde edemiyor ve e, gelişen dünyaya e, hitap edebilir mi maalesef edemeyecek. Peki Asiye Hocam e, mesela okul öncesi eğitim 2 ve 6 yaş arasında dediniz 3 evet. yaştan sonrası ki kısım kreş e, Aynen. grubuna giriyor. Şimdi aslında daha çok çalışan anne ve babalar e, daha erken yaşlarda zorunlu okul evet, öncesi eğitimde oluşturuyor. Ancak çocuğuna bakabilecek güçte olan aileler ise işte belirli bir yaş sınırına geldikten sonra tercih ediyor. Bunun bir sınırı var mıdır? Yani hani anne baba mecburken iki yaşında gönderiyorsa işte diğer ebeveynler ihtiyaç duymadığı için yaşı gereği gönderiyorsa bu iki çocuk arasında fark var mıdır? Ya da işte... Mecbur kalındığı için aslında doğruyu onlar yapıyor ya da mecbur kalınmadığı için işte diğer öbeğinlerin çocuğun yaşı geldiği vakitte göndermesi daha uygundur. Yani burada bir sınır var mıdır? Harika bir konuya temas ettiniz. Ee, okul öncesi eğitim dediğimiz gibi bireyin temelinin oluştuğu kısımdır. Birey yani çocuk ahlaki gelişimi. Psikomotor gelişimi, sosyal yaşam becerilerini, dil gelişimini, bunların tamamını okul öncesi eğitimde alması gerekir. Mesela aile verdiğini düşünüyor, ha. kendince i̇şte ya da düşünüyoruz. Düş <laughs> Şöyle söyleyelim, ee, her ne kadar mükemmel eğitim verirsek verelim, ünlü bir filozof yine şunu söyler: Profesör dahi çocuğa, akranlarıyla arasındaki olan o iletişimde öğrettiğini öğrenemez şey veremez aile. Hiç kimse veremez. Yani akran etkileşimine maruz kalması o çocuklar için çok çok önemli. Onlarla beraber beslenme alışkanlığı değişiyor. Onlarla beraber kuralları öğreniyor. Onlarla beraber yönergelere göre hareket edebilme kabiliyeti kazanıyor. Dolayısıyla okul öncesi eğitim çocuğun aslında zorunluluk değil. Yani ebeveyn zorunlu olduğu için değil de çocuğun ihtiyacını tamamen karşılaması için gerekli olduğunun bilincinde olarak okulu, anaokuluna başlatmalı. Bizim mesela şöyle bir sistemimiz var. E, hafta sonu anneli bebekli oyun kulübümüz var. Türkiye'de e, şu an bu sadece 5 ilimizde uygulanmakta. E, i̇şte İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Elazığ'da ve İzmir'de e, biz 5 e, arkadaş güzel bir aldığımız eğitimler sayesinde Marmara Üniversitesi'nden aldık bu eğitimleri. Bunun sayesinde e, 1 ila 3 yaş arası ...arasındaki çocuğun e, gelişimini, zihinsel gelişimini hızlandırıcı çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bakın Nedir o... bu çalışmalar daha açacak olursak? Tabii e, bu çalışmaların içerisinde öncelikle e, ebeveynin e, çocuğun yaşına göre uygun hangi e, gelişimi takip etmeli, dil gelişimi nasıl olmalı, sosyal becerileri neler olmalı... E, analitik düşünme becerisi olsun efendime söyleyeyim çocuğun problem çözme yeteneği olsun bunları nasıl çözümleyebilir oyun nasıl kurabilir oyuna nasıl dahil olabilir oyunda nasıl liderlik vasıflarını üstlenebilir 1 ila 3 yaş arasında beyin gelişiminin %70'inin tamamlandığı bir dönem. Bu hızlı gelişen bu süreçte benim çocuğuma neler öğretmem gerekiyor? Bu basamak bu gelişim aşamalarında basamakları atlamadan neler vermem gerekiyor? Bunların tamamen hem rehberliğini yapıyoruz hem bir ön çalışmasını yapıyoruz. Burada aynı zamanda 1-3 yaş aralığında özellikle çocuğun işte bu postür duruş dediğimiz, diyafram nefesi dediğimiz aslında hepimizde olması gereken ama yetişkin bireylerin birçoğunda olmayan ee, çeşitli e, bilişsel çalışmalar var. Bunların hepsini mesela birebir yapıyoruz. Ee, çocuğun işte jimnastik, bebek jimnastiği dediğimiz şu an Türkiye'nin belirli yerlerinde yapılmakta. O bebek jimnastiğinde çocuğun o vücut elastikesini nasıl kazanması gerekir? İşte kollarını, bacağını, bedensel farkındalığını nasıl kazanır? Ellerinin kendine yetebilir düzeye nasıl gelebilir? İşte bir buçuk yaşında bir çocuk rahat bir şekilde kendi başına yemeğini yiyebilir mi? Yiyebilir. İki yaşına bir çocuk düğmelerini açıp kapatır, çıtçıtlarını açıp kapatabilir. Yapabilir mi? Yapabilir ama maalesef 5 yaşına gelmiş hala daha e, hocam karşımıza geliyor işte benim çocuğum e, yemek yemeyi bilmiyor. Ya da işte benim çocuğum asla ayakkabılarını giyemez. Ya da benim çocuğum işte çoraplarını giyinemiyor. Ya da benim çocuğum işte kıyafetlerini giyinip çıkaramıyor. Bakın 5-6 yaşından bahsediyoruz. Yani beyin gelişiminin %90'ının neredeyse tamamlandığı bir süreç içerisine girmiş. Siz bu 0-3 yaşı ya bir şeyden anlamaz zaten ne olacak ki hiç öne değil. Altın çağı dediğimiz çocuğun ilk gelişim dönemi 0-3 yaştır. Bu çağ çok çok önemlidir. Ee, Japonya'da yapılan bir araştırmadan bahsedeyim size İlk 0-4 ayda e, çocuğun başına e, dönenceler var o dönenceler koyuluyor bir çocuğun e, Amerika'da e, şey yapıyorlar işte Japon çocuklarını alıyorlar denek olarak o deneklerin bir tanesinin başına her gün başındaki o dönenceyi değiştiriyorlar. Her hafta özür diliyorum. Her hafta o dönenceyi değiştiriyorlar. Bir tanesini ayda bir değiştiriyorlar. Bir tanesine de hiç bırakmıyorlar. Haftada bir değişen dönencesi değişen çocuğun yapılan EEG, nörolojik MR çekimlerinde beyine diğer çocuklara nazaran yüzde 80 daha fazla gelişmiş gözlemleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Yani çocuğu Yetiştiren, beynini geliştiren önce sevgidir. Yine bu da geçenlerde yine pay, takip eden e, takipçilerimiz bilir bizde paylaşmıştım yine e, çocuğu. Rusya'da bir deney yapılıyor yine, 100 tane çocuğa e, bir takım çocuğa. Anne e, şefkati gösteriliyor. Tamamen çocuk e, kendi aile ortamında yetiştiriyor. E, beş tane çocuğa da hiçbir şekilde e, ağladığı zaman asla tepki verilmiyor. E, sadece karnı doyuruluyor, altı bezleniyor. E, fiziki ihtiyaçları karşılıyor, tekrar yatağına koyuluyor. Fiziki ihtiyaçları karşılanıyor, tekrar yatağına koyuluyor. Ve gözlemleniyor ki e, 8. ayından sonra çocuklar beyin ölümüne geçiyor. Bu çok ciddi bir şey. Yani uyaran verilmeden, sevgi verilmeden birey gelişimini asla tamamlayamaz. Birincisi sevgidir, çocuk gelişiminin en önemli basamağı. İkincisi uyarandır, etkileşime maruz kalmasıdır. Kendi başına yetebilir düzeye getirilmesidir ki bu çok çok önemli. Bu da 0-3 yaşta verilmesi gerekir mi? Evet 0-3 yaşta verilmesi gerekir. Peki anne çocuk kulübünden bahsettiniz sadece Elazığ'la birlikte 5 ilde var dediniz. Evet. Anne çocuk kulübünde neler yapılıyor? Bunun dışında okulunuzda çocuklara hangi tür eğitim ve destekler sağlanıyor ee, bizi izleyen izleyicilerimiz e, kurumunuzu, okulunuzu neden tercih etmeli? Evet. Neden ilk adımlar diyorsunuz? Öncelikle ilk adımlar büyük bir aşkla kuruldu. Ee, yıllardır da o aşkla devam ediyor. Ee, biz yolumuza sevgiyle başladık. Ee, Akademik e, Yeterliliği olan profesyonel bir ekiple başladık. Öyle de devam ediyoruz yıllarda. Herkese kızım da bu yolda benimle beraber birlikte yürüyoruz. Ee, herkes söyle işte kızınız mesleğinizi seçerken siz etkin oldunuz mu? Hayır benim kızım normalde yazılımcıydı, bilgisayarcıydı. Ee, ancak e, okula geliş gidişindeki onun o çocuklara karşı olan o muhabbeti, sevgisi, aşkını görünce Dedim bir tane daha Asiye yetişiyor. Bence sen direkt çocuk gelişimini <laughs> tercih edebilirsin. Öncelikle dediğim gibi ilk adımların diğer kurumlardan ayıran en büyük özelliği nedir? İlk adımların profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor olmasıdır. 0 ile 6 yaş arasındaki tüm çocuğun gelişim aşamalarının neler olmalı bundan haberdar olan bir idari kadrosu var. Kurumumuzda Elazığ'da çocuk akademisi şeklinde geçiyor zaten. E, aklınıza gelebilecek çocuğa dair her şeyi rahatlıkla ulaşabilir, çocuğa dair tüm problemleri çözüme ulaştırabiliyoruz. Nasıl mı? 0 ile 6 yaş arasında e, bu her yıl işte bir yaş, iki yaş, üç yaş, dört yaş, beş yaş ve altı yaş her birinin ayrı ayrı kendi akranlarıyla oluşturduğumuz bir alanı var, bir sınıfı var. Evet. Her çocuk kendi akranıyla beraber en önemli alanlardan bir tanesi bu. İkincisi. E, gerçekten de eğitim noktasında o süreçte neler verilmesi gerekiyor? Bilişsel gelişimi için neler yapılmalı? Sosyal yaşam becerilerini kazanması için neler yapılmalı? Duysal hassasiyetlerinin giderilmesi için neler yapılmalı? Ee, kaba motor, ince motor gelişimi desteklenecek hangi çalışmalar yapılmalı? Programımızı yıllık ve aylık, haftalık olmak üzere tamamını kendim hazırlıyorum. Öğretmenlerimizle beraber e, bunları çocuklarımızın üzerinde uyguluyoruz. Ve tamamen e, Çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak bunu da yapıyoruz. İlk adımların diğer kurumlardan bir diğer farkı çocuğun bireyselliğini ön plana çıkarıyor olması. Yani burada nasıl işte beş parmağımızın izi birbirine benzemediği gibi her bir çocuğuna birbirine benzer yanını sadece gözlemliyoruz. Ama her bir çocuğun aynı olmayacağını bilincinde e, çocuğun eğitimini vermeye çalışıyoruz. Evet. Farkındalıklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Kime? Ee, sözel zekası çok iyidir. Bu çocuk mesela kendini e, ders esnasında sadece e, işte harika şiirler ezberler. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını mesela 4 yaşında birçok öğrencimiz ezberlemiş durumda. İşte değerler eğitimi derslerimiz var. E, Kur'an-ı Kerim dersinde mesela çok iyiler. İşte İngilizce dersinde sözel zekası iyi olan öğrencilerimiz şimdi karşılıklı çok güzel diyaloğa geçiyorlar. Bu çok önemli. İşte bedensel gelişim, fiziki gelişim çok iyi olan öğrencimiz de tekvando dersinde, bale dersinde, jimnastik dersinde o farklılığını çok rahat bir şekilde ortaya koyabiliyor. Hemen öne geçebiliyor ve burada aileye biz ne yapıyoruz? Evet çocuğunuzun gerçekten kaba motor becerisi, fiziki gelişimi çok iyi. İşte tekvandoya yatkınlığı var, basketbola yatkınlığı var, jimnastiğe yatkınlığı var. baleye bale, bale yatkınlığı var diye aileye burada da rahatlıkla rehberlik verebiliyoruz. Veyahut da çocuğunuz çoklu zekaya sahiptir. Burada da kodlama eğitimleri, işte e, mini yup dediğimiz bir zeka oyunlarımız var bizim. Bu çocuğun mental gelişimini çok ciddi anlamda hızlandıran bir çalışmadır. Ee, çocuğun hazır bulmuşluğunu çok ciddi anlamda ileriye alan bir süreçtir. Biz mesela dönem sonunda 6 ila 7 yaş arasında mezun ettiğimiz öğrencilerimize metropolitan dediğimiz bir gelişim testi uygulamaktayız. Bu gelişim testi de çocuğun okula hazır bulmuşluğuna bakarız. İşte yeterliliğine bakarız ki Elazığ'da bunu şu anda yapabilen… Ne e, yapıyorsunuz bu testlerde? Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Metropolitan testimizde çocuğun hazır bulmuşluğuna… Bakarız şuna bakıyoruz İşte sırada oturmasından tutun odaklanabilmesi Analitik düşünebiliyor mu e, yorumlayabiliyor mu e, resmi analiz edebiliyor mu e, bunların hepsine teker teker bakılıyor okuma yazma hazırlık çalışmalarında okul öncesinde maalesef bir de şöyle bir yanlış ka e, aileler tarafından tutum son dönemlerde sergilenmeye başladı bu beni gerçekten çok üzüyor e, gelen aile şunu soruyor okuma yazma eğitiminiz var mı Evet diyorum okuma yazma hazırlık çalışmalarımız var. Hocam okuma yazma öğrenecek mi bu sene? Asi hocam şuna değinmek istiyorum yani bundan sonraki açıklamanızdan sonra soracağım soruydu şimdi e, okul öncesi eğitim aslında çocuğun oynayabileceği. Oyun. İşte sevgiyle büyüyebileceği, işte bazı kazanımları kazanabileceği alandır. Evet. İlk öğretim zaten ilk basamak anaokulu dedik, ikinci basamak ilkokuldur. Evet. İlkokul aslında çocuğun eğitiminin alacağı, okuma yazmaya geçeceği yani hani bilmiyorum ne kadar doğru bir düşünce, ne kadar e, yanlış bir düşünce ama ben şahsi olarak bir öğretmen olsaydım, ilkokul öğretmeni olsaydım, bana gelen öğrencimin okuma yazmayı bilmemesi tercihimdir. Çünkü Kesinlikle. bu defa ben bir ilkokul öğretmeni olarak işimi de yapamayacağım. İşte benim aldığım öğrenci grubumda ilkokul birinci sınıfta işte 15 öğrenciyle yola çıkıyorum. Bunun 10 tanesi ya da 5 tanesi okuma yazmayı bilince ben otomatikman onlara hiçbir şey veremediğim gibi o bilmeyen 10 çocuğumla yola devam edeceğim. Bu defa o çocuk, o kalan 5 okuma yazmayı bilen çocuk e, oku, ...ilkokuldan soğuyacak. Hı, gitmek istemeyecek. Öğretmenini sevmeyecek. İşte öğretmen bir şeyleri anlatırken ben bunu biliyorum. Kendini yani, oraya ait hissetmeyecek. Yani aslında doğru değil değil mi? Kesinlikle. Maalesef ama bu birçok anaokulumuzda yapılıyor. Evet bir çocuk anaokulunda kalem tutabilmeyi... ...doğru kalem tutma tekniğini öğrenebilsin. Doğru çizgi çizmeyi öğrenebilsin. Kesinlikle. Ama harfi yazmasın. Hı hı. İşte o yazılan harfleri okumasın. Hı hı. Rakamları belki bilebilir ama toplamayı bilmesin ki çok yapılıyor devam edelim. Evet <laughs> ee, gerçekten e, birçok şeyi özetlediniz öncelikle onunla bahsedeyim. Şimdi okul öncesi eğitimin asıl amacı nedir? Okul öncesi eğitimin amacı çocuğun hazır bulunuşluğunu tamamlamak değil midir? Evet. Peki bir çocuk oyun oynamadan hazır bulunuşluğunu nasıl tamamlayabilir? böyle bir sistem ben bilmiyorum. Şu an bizler bile bakın dikkat ederseniz bir kar yağıyor. Ee, hemen ne yapıyoruz, kocaman insanlarız değil mi hemen bir kendimizi kartopun, evet. işte kartopu, yani oyuna bakın 40 yaşına da ihtiyacımız var, 50 yaşına da ihtiyacımız var, 60 yaşına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla siz bu çocuğun gelişim çağında en önemli çağında oyununu elinden alırsanız bu çocuk ilk okula başladığı zaman evet oku yap yazabilecek ama e, sandalyesine şu şekilde oturamayacak. Sürekli hareket halinde, evet. sürekli gözü sağda solda asla odaklanamaz, mümkün değil öyle bir şey yok yani. Siz eğer çocuğa okul öncesinin hazırlık hazırlık çalışmalarımız nelerdir? dediğiniz gibi çizgi çalışmalarıdır. Ses çalışmaları verilir. Yani e, ses çalışmaları şu an hani bizim müfredatımızda olan bir çalışma. İşte matematik, ritmik saymalar çocuğa sınırsız bir şekilde verilebilir. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Çocuğun yazma becerisini, rakamları yazma becerisini bunlar geliştirilebilir. Ama nasıl? İşte matazon tekniğiyle yapabilirsiniz bunu. Yani bunun yeni oyunlu içeriği olan çalışmalarla yapılabilir. İlkokul bir çocuğu gibi alıp tahtaya sen okutup yazman doğru değil. Evet. Maalesef e, gerçekten de Birinci sınıf öğretmenleri aynen sizin söylediğiniz gibi şu an ondan yakınıyorlar. Hocam biz işimizi yapamıyoruz. Haklılar çünkü. Haklılar kesinlikle. E, i̇şlerini yapamadıkları gibi e, öz bakımını yerine getiremeyen kendi başına maalesef ellerini yıkayamayan işte lavabo ihtiyacını gideremeyen kendi başına beslenmesini yapamayan çocuklarla uğraşıyorlar. Bu çocuk konuş, okuma yazma biliyor ama bu çocuk bireysel kendi başına yemeğini yiyemiyor. Bu çocuk kendi başına e, lavaboya gittiği zaman çamaşırlarını çekemiyor. Bu çocuk ellerinin nasıl yıkanması gerektiğini, dişlerini nasıl fırçalanması gerektiğini bilmiyor. Yani sizin öğretmeniz gereken bu çocuğun siz kendine yetebilirliğinizi hissettiğiniz zaman bu sahneye çıkıp e, rahat bir şekilde kameraya bakıp e, kendinizi ifade edebilirsiniz öyle değil mi? Evet. Çocuk okula başladığı zaman eğer kendini yeterliliğe hissetmezse bu çocukta kaygı başlar. Okula gitmeme isteği başlar, çocukta obsesif bozukluklar başlar, anksiyetesi başlar, davranış problemleri başlar. Neden? Gruba uyum sağlayamıyor, kendini şey yapamıyor, kendi başına yetemiyor. Arkadaşları işte bu defa ne oluyor? Maalesef çocuklar, erken çocukluk dönemindeki çocuklarımız çok acımasız oluyorlar. Çok rahat bir şekilde dalga geçebiliyor. Eğer çocuk dil gelişimini tamamlamamışsa, Bildiğiniz üzere okul öncesi eğitimin yanı sıra kurumumuzda e, ayrıca dil gelişimi destek eğitimleri de vermekteyiz e, yıllardır. Eğer çocuk e, sözel olarak kendisini rahat olarak ifade edemiyorsa, konuşma problemleri varsa, besleme problemleri varsa, çocuk öz bakımını yapamıyorsa bu çocuk okul hayatına bir sıfır eksi de başlar. Hiçbir zamanla siz o çocuğa okulu severek gönderemezsiniz. Evet, bu net. Peki. Asiye hocam yaz okulu programı beslenmeden bahsedeceğiz ama ben de sizi takip eden, yakından takip çok eden isimim. Çok teşekkür ederim. Okulunuzda mesela şeyler çok güzel işte. Kış hazırlığı yaparken evet. kendi turşumuzu yaptık. Evet. Yazın işte beslenme. bahçenizde ektiğiniz sebzeniz, domatesiniz, salatalığınız, biberiniz bunlar çok önemli. Yani doğal o çocuklarla beslenme. birlikte bir şeyleri ekmek, onun büyüdüğünü görmenin önemi kadar doğal beslenmek de çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Ee, çok güzel noktalara değiniyorsunuz Canan Hanımcığım. Ee, şöyle söyleyeyim, gerçekten de beslenme bir çocuğun gelişimindeki en önemli basamaklarından bir tanesi de beslenmedir. Diğeri güvenliktir. Biz bunun hepsini sağlamaya çalışıyoruz. Beslenme neden önemlidir? Son dönemlerde e, biliyorsunuz artık e, doğal tarım maalesef ülkemizde çok az yerlerde yapılmaya evet. çalıştı. Biz şanslı kitleden bir tanesiyiz. Kurumumuzun gerçekten harika bir bahçesi var. Çocuklarımıza bahar döneminde o dikim aşamasında neler yapılıyor? Onlar kendi gözleriyle salatalıklarını, biberlerini, domateslerini her şeylerini kendileri dikiyor. Ve bekliyorlar. Hevesle, heyecanla bekliyorlar. Hasat zamanı diyoruz. Sonra biz onları bir topluyoruz, bir hasat töreni yapıyoruz. Gerçekten keyifli oluyor. Ee... Kurumumuzda bir anne sevgisi, anne şefkati, anne sıcaklığı neyse o doğrultuda yapıyoruz. Belki ilk adımları ayrıcalıklı yapan, işte bu kadar yıldır güvenli olup ve belirli bir kesimden tercih seçilmemizin, tercih edilmemizin temelindeki neden de bu. Her şeyi kendi çocuğumuza yapılmasının ne istiyorsak çocuklarına da aynı o şekilde davranıyoruz. Beslenmede doğallık yaz döneminden patlıcanımızı, biberimizi, işte salatalığımızı, aklınıza gelebilecek tüm besinlerimizi alıp güvenli bir şekilde kurutmasından tutun da konservesinden işte bu difrize atmasından bunların hepsini sağlıyoruz. Aynı zamanda işte yoğurdumuzu mesela kendimiz mayalıyoruz. Hazır süt mecburen sadece kahvaltılarda kullanıyoruz ama onun dışında mesela işte pudinglerinde, yaş pastalarında doğal süt kullanmaya çalışıyoruz. İşte tereyağından tutun, balından, reçelinden her şeyi işte en organiği neresindeyse oradan alıp çocukların beslenmelerini e, sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü beslenme e, beyin gelişiminin en önemli faktörlerinden bir tanesidir. Peki. Asiye Hocam zaman da daralıyor. Evet. Aile rehberlik çalışmalarınızdan da bahsedecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Bununla da programımızı sonlandırmış olalım. Hangi çalışmalar rehberlik. Aile rehberlik evet. çalışmalarımız. Tamam. E, şimdi dediğim gibi çocuğa dair, 0-6 yaş çocuğa dair e, kurumumuzda tüm alanlarda çalışmaktayız. Rehberliğimizin içerisinde çocuğun ilk doğumundan itibaren başlayıp 6 yaşına kadar o gelişen hızlı süreçte çocuğun işte hangi alanda ileri düzeyde, zihinsel yeterliliği hangi alanda mesela geliyor 2,5 yaşında çocuk kendi başına kitaplardan bakarak sesleri birleştirerek okumaya çıkmış. Harika İngilizce şarkılar söylüyor. Kendi tamamen kendi kendine ebeveyn herhangi bir etkileşim olmadan bu üstün zekalı çocuklar ve bunlarla nasıl çalışılmalı? Bu çocuğu daha ileriye nasıl götürülebilir? Bunlara yönelik çalışmalarımız da var. Bir diğeri, işte çocukta uyaran eksikliği, öğrenme güçlüğü, hafif atipikotizm tanısı almış e, konuşma geriliği, e, gelişimsel geriliği yaşayan çocuklarımızla geliyor. Yani çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz aslında. Evet. Tüm çocukları. Hani ben çocuk yetiştirirken maalesef e, çok sıkıntılı süreçlerden geçtim. Dolayısıyla çocuklarımızın her anne baba gibi eminim sizde aynı şekilde anne gibi sağlık sorunlarıyla karşılaştık çeşitli problemlerle. Ve o süreçte şunu söyledim. İnşallah dedim bir gün ben kendimi bu alanda eğer yetiştirebilir tam istediğim seviyeye gelirsem. Ee, benim kapımı çalan hiçbir anneni e, tatmin etmeden göndermeyeceğim. Bu şekilde de kendimi yetiştirmek için gerçekten yıllardır mücadele veriyorum. Neden? Çünkü anne olmak çok zor. Evet. Çocuğunun karşısında çaresiz kalmak çok zor. Çocuğuna yetememek çok zor. Gerçekten de işte konuşamayan bir çocuğa ses olmak bu dünyadaki herhaldeki en güzel e, çalışmalardan bir tanesi olsa gerek ve her defasında o dua haznelerinin içerisinde olduğumu bilmek çok güzel, benim için çok güzel, ayrı bir duygu. E, yaptığımız rehberlik çalışması içerisinde şu ana kadar e, gerek gelişimsel gerilik gerek ileri düzeyde olan. Gerekse herhangi bir sıkıntısı yok kardeş kıskançlığı, tuvalet alışkanlığı, uyku alışkanlığı, oyun terapisi eğitimleri, resim analizi eğitimleri hani buna benzer birçok çalışma kurumumuzda yapılmakta. Kaç kişi çalışıyorsunuz Asiye Hocam? Ee, 13 kişi çalışıyoruz. Büyük bir aile aslında. Büyük bir aileyiz aynen öyle. Peki son olarak çocuklara, beyinlere, öğrencilerinize, velilerinize neler söylemek istersiniz? Son olarak öncelikle dediğim gibi bu güzel davetiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle güzel programlara çocuğa değer verdiğiniz, aileye değer verdiğiniz için tüm Kanal Fırat ekibini, tüm çalışanlarınızı hepiniz tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağıdır. Okul öncesi eğitime sağlıklı bir şekilde alan birey, şunun altına net bir şekilde çizebilirim. Bunu ben değil tüm dünya uzmanları da bunu söylüyor. İleriki hayatı boyunca Hiçbir yatırım yapmadan çok rahat bir şekilde e, sağlıklı bir birey düz seviyesine gelebilir mi gelir? Harika bir doktor, harika bir e, terzi, harika bir şoför. Harika bir dişçi, harika bir e, çok başarılı bir vali, çok başarılı bir hemşire, çok başarılı bir iş adamı olabilir mi? Olur. Okul öncesi eğitimin ilk basamağını es geçmemeli. E, çocuktur anlamaz, yanında mümkün mertebe çok e, şey yapılmamalı. E, okul öncesi çocuğunu gönderdiği zaman gönderdiği kurumu gitsin vakit harcasın, işte sabahtan akşama kadar yemek yesin, içsin, eğlensin, oynasın, gelsin. Okul öncesi eğitim bu değil. Bunlar içinde sadece faktörleridir. Okul öncesi eğitim çocuğun ilk kendine yetebilir düzeye gelme seviyesidir. Dolayısıyla biz ebeveyinden o desteği alacağız ki yaptığımız çalışmaları, kuralları bizim koyduğumuz gibi ailelerin de o kuralları koyması gerekiyor ki biz bundan çok ciddi anlamda güzel sonuçlar, güzel dönükler alabilelim. Bu önemli bir şey. Aile desteği olmadan işte bir üniversite öğrencisi bilir yarın sınavı vardır ya da işte vizeleri başlayacaktır. O vize dönemine kadar çalışmaları gerekiyor. Bu bunun bilincindedir. Ama okul önce Öncesi eğitimde çocuk kendine yetebilirliğinin nasıl olduğunu bilmiyor. Öğretmen ve aile sürekli işbirliği halinde olması gerekiyor. Evet beyinler olarak doğru bildiğimiz çok yanlışlar var diyebiliriz evet, o zaman. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler bir Fırat'la Gündem programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.